hep şu anda ekonomiyi konuşuyoruz ve önümüzdeki günlerde de şunu göreceksiniz. Geçim seçimin sonucunu belirleyecek. Öyle tok mok filan değil arkadaş. İnsan cebini düşünüyor, insan karnını düşünüyor, insan kafasını düşünüyor, insan çocuklarının geleceğini düşünüyor. Ya karnı doyuyorsa sıkıntı yok ama eğer yatağa aç giriyorsa, kendisi veya çocukları yeterince beslenemiyorsa o zaman kafasında soru var. Her 5 yılda bir de ha diyor ben diyor bunun diyor dersini veririm o zaman diyor. Bu öyle bir seçim olacak çünkü. Şimdi parası olanlar da var tabii. Onlar da bir şekilde paralarını değerlendirmeye çalışıyorlar. Peki bu paralar nerede değerlendiriyor? Nerede değerlendiriliyor diye soracak olursanız dün vermiştik, bugün de veriyoruz. Çünkü altın durdurulamıyor. Şurada bir ay sonra doları da göreceğiz. Doların da 23'ler, 25'ler, 26'lar. Yani herkes isteyen istediğini söylesin yani dolar desin yani 13'e düşecek, 11'e düşecek. Öyle bir şey yok yani. Altın şu anda 1300 liralarda seyrediyor. Dünle bugün arasında neredeyse 20-30 liralık bir artış var. Bizim görüşümüze göre Haziran-Temmuz aylarında altına 1500-1600 lira civarı olacağını düşünüyoruz biz de. Altın, dolar, euro. 3 farklı yatırım aracı. 3 farklı rekorla kapadı haftayı. Altın da çıkacak, dolar da. Yıl sonu altının beklentisi bizim piyasada 1500-1600 TL grama. Doları da 6. ayda 22 TL'ye bekliyorlar. Euro'yu da 24 bekleniyor. Haftaya 1228 lira seviyesinde başlayan altının gramı son işlem gününde rekor üstüne rekor kırdı. 1280 seviyesine kadar çıktı. Kapalı çarşıdaysa gram altın fiyatı 1300 lirayı aştı. İnsanlar şu anda altının yükseleceğini anladıklarından dolayı sürekli bize gram altın, çeyrek altın talepleriyle gelmeye başladılar. Bizim de görüşümüz altının birazcık daha üst seviyelerde görüleceği. Şu anda en mantıklı yatırım aracı olarak altın olarak görüyoruz bizler de. Altın en güvenli limandır. Her zaman da altına yatırımı yapmaları en makbul olan bir gerçektir yani. Merkez Bankası verilerinde dolarsa haftaya 19 lira 27 kuruşla giriş yaptı. Bankaya göre dolar haftayı 10 kuruşluk artışla kapattı. Ama serbest piyasada o rakamlara dolar bulmak zor. Altın gibi dolardaki yükselişte devam etti. Kapalı çarşıda hafta başı 1 doların alış fiyatı 19 lira 60 kuruş seviyesindeydi. Haftanın son işlem gününde ise dolardaki alış fiyatı 19 lira 70 kuruş seviyelerini gördü. Ne var ki dolar o seviyede de kalmadı. Akşam saatlerinde kapalı çarşıda 1 dolar 20 lirayı aştı. Maaşını alan direkt gelip burada dolar alıyor. Neden alıyor? Söylemiştim yani işte. Türk parasının değeri düştüğü için. Kendi elindeki parayı korumak için alıyor. Yani ben de olsam ben de aynısını yaparım. Beyefendi her şeyi özetlemiş. Özgür Demirtaş da her şeyi özetliyor. Bakın şöyle demiş Özgür Demirtaş ki önemli bir ekonomist kendisi. Yeni banknot çıkarılması lazım. Türkiye'de en büyük banknot 200 TL. Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL'lik banknotları çıkartın olan oldu diyor. Bir açıklaması daha var. Benzer tweetlerin peş peşe atmış. Doları diyor tutuyorlar diyor. Doları serbest bıraksalar diyor. Şu anda 24-25 lira olacak diyor. Seçime kadar da böyle gideceğini görüyoruz. Şimdi az önce ben dedim ya geçim seçimi belirler diye. Tabii biz böyle VTR diyoruz biz bu izlemiş olduğunuz görüntüleri. Aralarda da konuşuyoruz işte kameraman arkadaşlarla konuşuyoruz. Ben rejiyle konuşuyorum. Özgür yine bak çok güzel bir şeye değindi. Ya dedi Fatih olayı dedi bak geçime indirgedin dedi. Aslında örselenmiş o kadar çok kurumumuz var ki. Örselenmiş o kadar çok şeyimiz var ki ülke olarak dedi. Çok doğru söylüyor. Ama biz olayı sadece geçime indirgedik biliyor musunuz? Aslında hukuk sistemi öyle yansıttılar. Gerçek de öyle ama. Ve bakın bu ülkede hukuk sistemi bertaraf oldu. Bu ülkede hukuk sistemi çöktü. İnsanların kurumlara karşı bakışı ayrı. Devlet parti diye, parti devlet diye bir kavram oluşturdular. Ya ben polise gittiğimde veya ben adliyeye gittiğimde acaba diyorum bu iktidar partisinin hakimi mi, savcısı mı veya polisi mi veya memuru mu? Siz düşünmüyor musunuz? İşte Kızılay Kurumu, kurumlar örseledi veya kötüleşti, kötü yönetiliyor. Aslında birçok şey kötü yönetiliyor. Ama geçim maalesef artık paranın olduğu her yer çok daha konuşulduğu için geçim seçimi sonucunu belirleyecek. Ya doğru standartlarımızı düşürdünüz ya.
Gerçekten evet doyuyorsak tamam. Hayır arkadaş ya, bize aslında hukuk gerekli ya. İnsan sevgisi gerekli. Bize mutlu, bizi mutluluğa taşıyacak olan zaten budur. Kültür, sanat vesaire, spor. Bunlar hep bir dar alanın içerisine sıkıştırıldık. Her bir şeye ideolojik olarak görülüyor ve ideolojik olarak bizim yaşamamız onlar tarafından sağlanıyor. Hayır ya, biz özgürlük istiyoruz ya, bırakın. Biz özgürlük istiyoruz, o kadar, başka bir şey değil. Herkes kendi hayatını yaşasın. Siz de istediğiniz gibi yönetin ama hesap vererek, ama şeffaf olarak yönetin. İnsanların hayatına da karışmadan bunu yönetebilin. Buna çok ihtiyacımız var. Umarım gerçekleştirirler. Yoruyorum sizi konuşurken belki. Ama konuşmak istiyorum. Hem kendimi rahatlatmak için, hem sizleri ekran başında rahatlatmak için ben bunu yapıyorum. Yoksa yani derdim bu benim ya, konuşmak. Derdim en azından insanların sesi olabilmek.